Kubernetes High Availability serimizin ilk bölümü olan Infrastructure yapılandırma bölümüne hoş geldiniz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bu bölümde öncelikli olarak High Availability Infrastructure'ın oluşturma aşamasını gerçekleştireceğiz. High Available Infrastructure oluşturma konusunda 3 tane adımımız olacak. Bunlardan ilki Proxmox'ta bir tane şablon sunucu oluşturacağız. Ve sonrasında Terraform ile bu şablon sunucuyu kullanarak cluster'ımızın oluşturmasını, cluster'ımızın ihtiyaç duyduğu sunucuların Proxmox üzerinde var edilmelerini sağlayacağız sevgili dostlar. Proxmox'ta sanal sunucu oluşturmak iki türlü olmaktadır sevgili dostlar. Bunlardan bir tanesi bu arayüzü kullanarak işte ilgili sunucunun üstüne gelip Create VM veyahut da Create Container şeklinde yapabiliriz. İlla bir sanal sunucu oluşturmak için Proxmox'un üzerinde container da oluşturabiliyorsunuz. Normal sanal sunucu da oluşturabiliriz. Aslında ikisinde hani birbirlerinden çok çok da inanılmaz bir farkları yoktur mantıksal olarak. Ama bunların bir, yani söylediğim gibi arayüzü kullanarak gerçekleştirebiliyoruz. Bunun haricinde bir de şey yaparak gerçekleştirebiliyoruz. Arayüz kullanarak, yani command interface ile yapabiliyoruz. Command interface de şöyle getirip göstereyim. İlgili sunucuya shell ile bağlanarak buradaki komutları kullanarak şey yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz sanal sunucu oluşturma işleminde sevgili dostlar. Ben şeyi kullanacağım, siz söyleyin. Komut satırı üzerinden gerçekleştireceğim bunu. Böylesi daha hızlı ve daha kolay olmaktadır. O sebepten dolayı bunu gerçekleştireceğim. Şimdi bizim öncelikli olarak ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızın içerisinde sanal sunucuyu oluşturmaktan önce bir neye ihtiyacımız var? libguest.fs'e ihtiyacımız var. libguest.fs burada da kendisini ifade ettiği gibi sanal makine olarak oluşturulmuş olan veyahut da sanal makinelerin imajlarına müdahale edebilen veyahut da o imaja hazır hale getirmiş olan o imaja müdahale edip kendi sanal makinemiz içerisine veyahut da onun üzerine modifikasyon yapmamızı sağlayan bir pakettir. Birçok şeyden oluşmaktadır. Alt paketten oluşturmaktadır. Yani burada şeyi vardır muhtemelen içerisinde hangileri vardır, neler vardır diye. Ama bu araç sayesinde şöyle bir şey yapma imkanımız oluyor. İşte ben şimdi mesela Ubuntu'nun şeyini kullanacağım. Focal Fossa'yı kullanacağım. Başka bir sürü şey var. Şöyle parent directory'ye gidelim. Buradaki bu adreste, yani cloud-images-ubuntu.com'a gittiğiniz zaman bu imajın buradaki birçok şey var. Farklı sürümü söz konusu. Açıkçası ben en son sürümleriyle, yeni olan sürümleriyle, işte kinetikle herhangi bir deneyimim olmadı şimdiye kadar. Daha çok focal ile üzerinde çalışıyorum ve çok sorun yaşamadan çalışıyorum. O sebepten dolayı buradaki, eğer bu şu anda takip edeceğiniz cluster'ın kurulumu işlemlerinde focal'in haricinde bir şey kullanırsanız nasıl bir sonuç elde ederiz, nereye varabiliriz, onunla ilgili çok şeyim yoktur açıkçası. Çok fazla bir deneyim ve tecrübem olmadığı için çok da tavsiye edemeyeceğim. Ama bu maceramız içerisinde bunu bu şekilde diğer sürümleri kullanan arkadaşlar olurlarsa, yani o bilgilerini bizimle paylaşabilirlerse, en azından yorumlar içerisinde ben işte kinetiki kullandım ve gayet güzel bir şekilde oldu, herhangi bir sorun yaşamadım şeklinde olursa, böylelikle biz de hepimiz bu konuda bilgilenmiş oluruz sevgili dostlar. Şimdi libguest'e neden ihtiyacımız var? Libguest'in ihtiyacı şu şekilde. Buradaki Cloud Image ile ISO'ların arasındaki en bariz, en belirgin fark bir kere sevgili dostlar şeyleri. Şöyle gelelim. Ondan sonra Current'e gelelim. Şeylerin imaj boyutları.
Gördüğünüz gibi 550 MB. 550 MB olmasıyla beraber bir de bu kurulmuş hali, yani üzerinde Ubuntu sunucusu kurulumu gerçekleştirilmiş ve imaja dönüştürülmüş. Diğer ISO imajları da bir kere minimum 2 GB'tır. Minimum 2 GB ya da 1.3 GB falan boyutundadır. Ve bunun haricinde kurulumu da yapılmamıştır. Ayrıca bu sistemin çalışabilmesi için kurulum gerçekleştirmemiz gerekiyor. O kurulumu yaptıktan sonra ilgili sunucuyu şablona dönüştürmemiz gerekiyor. Onu şablona dönüştürdükten sonra kullanılabiliyor oluyor sevgili dostlar. Ancak bizim ben açıkçası bu yöntemi daha efektif buluyorum. Daha kolayca ve hızlıca yapılabiliyor. Burada gördüğünüz gibi birçok farklı platform için şey hazır, imajlar hazır, işte VHDC hazır, Azure için VHDC hazır, ondan sonra KVM için hazır, ne LXD için, yani LXD konteynerleri için şeyi hazır, imajı hazır. Ondan sonra Vagrant için imajı hazır gibi gibi, burada gördüğünüz gibi işte VMware şey VirtualBox ve VMware için şeyi hazır, VirtualBox için hazır, VMDK'sı hazır gibi farklı işlem, farklı sunucular ve farklı işlemci türlerine göre olan birçok farklı imaj mevcuttur. Biz hangi imajı kullanacağız? Biz KVM imajını kullanacağız. Bunu kullanacağız. Bunu download edeceğiz. Şimdi bu şeyler var ya, cloud imajların aslında ki tasarımları ve amaçları şudur dostlar. Cloud provider'lar kullandıkları imajların bir şeyleri var. Kendilerine özgü, kendilerine göre tasarlanmış durumları var. Her cloud provider'ın kullandığı imaj muhakkak kendi sisteminde sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışacak halde yeniden ve tekrar derlenmiş bir özel imajdan oluşmaktadır. Bu imajların içerisinde Cloud Init adında bir servis bulunmakta dostlar. Cloud Init nedir? Cloud Init, şöyle bir bakalım. Cloud Init Cloud Init'in kendisine gidelim. Cloud Init buradaki oluşum şeyi, amacı, işletim sisteminin hazırlanmış olan imajının her türlü platformda kullanılabilir olmasını, ama bu platformunda kullanılırken ilgili sanal makinenin ihtiyaç duyduğu ağ yapılandırması, depolanma yapılandırması, SSH bilgilerinin, kullanıcı bilgileri gibi birçok dışarıdaki ve farklı olabilecek bilgilerin ilgili, tamam mı, sanal makinenin sunucusunun ya da sanal makinenin imajı oluşturulup sanal makine oluşturulurken o imajın, o sanal makinenin işletim sisteminin içerisine dahil edilebilip bu şekilde çalışmasını sağlamaktadır Cloud Init. Cloud Init burada dediği gibi the standard for customizing cloud images. Cloud imajlarını customize etmek, yani modifiye edip kendi ihtiyaçlarımıza göre çalıştırabilir olmasını sağlamaktır sevgili dostlar. Ve birçok operating sistemde çalışıyormuş. Ondan sonra vesaire vesaire. Zaten Ubuntu'da varsayılan olarak kurulu bir şekilde geliyor. Böylelikle biz şimdilik bir libguest'in yüklenmiş olması gerekiyor. Nerede yüklenmiş olması gerekiyor? Bu imajı download edeceğimiz bu imaj var ya, bu imajı nerede download edeceksek o sunucu üstünde libguest'in kurulu olmuş olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şey o kadar basit ki, sudo apt-get ondan sonra libguest tools komutunu kullanarak yüklemesini sağlayabiliyoruz. Neden libguest'e ihtiyacımız var? Bizim şeye ihtiyacımız var çünkü dostlar. Camu'nun guest agent'ına ihtiyacımız var.
Camus'un guest agent'ı VMware guest'ine yakın muadildir. Onu ilgili oluşturacağımız şablon sunucusunun içerisine dahil edeceğiz ki oluşturduğumuz her şeyde yeni işletim sistemi ya da yeni sanal makinede o ajan dahil olmuş olsun, çalışıyor olmuş olsun, aktif olmuş olsun ki bizim host sunucumuz ilgili sanal makineyle konuşmak, onunla iletişim kurmak, onunla şey yapabilmesi daha performanslı olsun ve eksiksiz olabilmesini sağlamaktır dostlar. Bu nedenden dolayı şimdi geçelim biz şeye. Terminal arayüzümüze geçelim. İki tane sunucum var. Bir tanesi Prox Server, bir diğeri de Proxmox 2 Server. İlk yapacağım iş benim ilgili seçmiş olduğum imajımı download etmek olacaktır. Wget NC ile eğer bu imajım zaten şeyde varsa daha önce download ettiysem bunu bir daha benim için tekrar download etme demektir dostlar. Ondan sonra bunun imajını download etmeye başlasın. Sonra buraya geliyorum ikinci sunucuma. Ona da geliyorum. O da diyor ki şey yapsın. O da download etmeye başlasın. Şimdi bunlar download işlemlerini devam ettirsinler dostlar. Download işlemlerini bitirdikleri zaman tekrar ben sizinle birlikte burada devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, imajımızın download etme olma işlemi burada tamamlanmış oldu. Şimdi birinci yapacağımız işlem Proxmox imaj olarak bu formatı değil de QCOV2 formatını daha çok tercih ediyor. O sebepten dolayı pardon onu yapmadık. Şey yapacağız, yanlış komutu kullandım. QCOV'a çevirmiş olacağız. Deminki imajımıza QCOV olmasını sağlayacağız. Tamam. Bakalım. Okey. Bunu da yaptık. Şimdi bu işlemimiz bittikten sonra ikinci işlemimiz diyeceğiz ki mesela burada komutu yazmak istiyorum şimdi. Which cost customize. Bu şeyin komutu libguest'in bir komutu. Tamam mı? Onunla beraber gelen virtualization customize ediyoruz diyoruz. Neyi customize edeceğim? Ne yapmak istiyorum? Diyorum ki install yükle. Neyi yüklemek istiyorum? Camus'un tamam mı? Guest agent'ını yükle. Nereye yükle? Fossa imajının içerisine yükle diyorum, demiş oluyorum. Böylelikle şunu kopyalayayım. Bu burada bunu yaparken ben gideyim ikinci sunucuma oraya geleyim. O da ikisi de aynı anda şimdilik yapsın. Şimdi ne yapıyor? Gidiyor. Bunu download ediyor. Cam Guest Agent'ı var ya. Bunu paket şeyinden download ediyor. Download ettikten sonra bu imajın içerisinin ne dahil ediyor bunu. Modifiye ediyor. Sonra tekrar o imajı yani bu imajı tekrar kapatıp eski haline dönüştürüyor sevgili dostlar. Buradaki yaptığı işlem bu oluyor şu anda. Çok uzun sürmeyecektir bu. Birazdan bitirecektir. Çünkü bunu imajı tekrar şey yapacak. Gördüğünüz gibi bitirdi, tamamladı. Buraya bakalım. Her ikisi de bitmiş oldu. Peki. Şimdi dostlar bir şeyde Proxmox'a şey yapmak için yeni bir sanal sunucu oluşturmak, kaynak oluşturmak için kullandığımız komut cam oluşturmak için create komutunu kullanıyoruz. Ondan sonra oluşturacağımız makine, sanal makine veyahut da şey olsun, siz söyleyin, container olsun, hepsinin birer unique ID'ye ihtiyacı var. Unique ID'lerin mümkünse şey olsun, benim tercihim standart olarak 100 ile başlıyor,
yüzden çıkıyor işte kaynak taşıyabildiği kadar, oluşturabildiği kadar. Ben onları ayrıştırabilmek için daha çok template'lerle gerçek sanal makineleri ayrıştırabilmek için. Çünkü zaman içerisinde baktığınız zaman birkaç yüz tane şeyiniz olduğunu düşünün. Sanal makinenizin veyahut da containers'ın olduğunu düşünün. Bunların ID'leri birbirlerine yakınsa farklı bir an için insanlık hali şey yapabilirsiniz. Ama o ID yüksek olduğu zaman çok bariz bir şekilde ben bu şeye ait olmuyorum diye zaten size ifade etmiş olacak. O sebepten dolayı şey yapıyorum. Yüksek bir ID kullanıyorum. Siz de yüksek ID kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sonra geliyorum. Bu makineye bir isim veriyorum. Diyorum ki Ubuntu Temp. Yani Ubuntu Temporary bir makine olsun diyorum. Ondan sonra geliyorum Memory atamasını yapıyorum. Bu bir şablon makine olacağı için çok fazla bir şeye ihtiyacı yoktur. Yani biz bu makineyi aktif bir şekilde kullanmayacağımız için minimum seviyede şeylerle tutabiliriz. İşte RAM'ini minimum tutabiliriz. Disk zaten ne geliyorsa onu verecek bize. Ondan sonra da buna diyorum ki Network ekle sen buna. Network'üm de Virt.io'yu kullan. Sonra ben bunu şeyde kullanacağım. Bridge modda kullanacağım. Kullanacağım bridge modun Ethernet'i de VM 0, VM bridge 0 olacak. Bridge 0 olacak. Ondan sonra onlara da geliyorum. Nereden bakıyorum mesela? Geliyorum diyorum ki şimdi şuradan şöyle düşünelim. Bu makineye bakalım. Cluster'a geliyoruz. Permission'larla bir alakamız yok. Network neredesin? Cluster'ın içerisinde. Ha, iki tane cluster'da makinemiz varmış. Summary'de var mı bir şey? Yok. Neden? Ha, pardon, gözümün önünde de görmüyorum onun için. Şimdi burada gördüğünüz gibi birçok şey olabilir. Bir tane şey var. Sanal makinenin üstündeki, daha doğrusu fiziksel makinenin Ethernet kartı var. Ondan sonra da bir tane sanal bir bridge oluşturmuş durumda. Virtual Machine Bridge 0 diyor. Bu Linux bridge'i. Ondan sonra o da şeyi kullanıyor. Bu fiziksel network kartını kullanıyor. Ona atadığı bir IP var. Birden fazla oluşturabilir miyiz? Evet, birden fazla bridge de oluşturabiliriz. VLAN da oluşturabiliriz. Tavsiye edilen daha çok şeydir. Bir varsayılan bridge'i, yönetim bridge'i oluşturup ondan sonra şeyleri için farklı bir şey yapmak, sanal makineler için farklı bir bridge oluşturmak tavsiye edilen budur. Ancak biz şimdilik bu kadar derin detaya girmeyeceğiz dostlar. Bu aldığımız network bilgisi de, yani bridge bilgisi de buradan geliyor ve bu şekilde şey yapmış oluyoruz. Oluştur diyorum. Enter'a basıyorum. Neyi beğenmedin? Neyi yanlış yaptım ben acaba? Tabii burada net dedim. Hangi net neyi kullanacak? Onu söylemedik pardon dostlar. Çünkü bizim net sıfırımız vardı. Bakıyorum. Network içerisinde ayrıca belirttiğimiz bir network olmadığı için bunu kullanmamız gerekiyor idi. Tamam, oluştur dedik ve Enter'a bastıktan sonra gidip bakıyoruz. Gördüğünüz gibi makine oluşmuş durumda şu anda. Hatta arkada hala daha oluşturuyor. Bu da tabii şu anda herhangi bir şey yoktur. Hiçbir işlem yok. Şey yapmaya gerek duyan bir hardware default olarak bir şeyler tanımlı. Ama daha fazlasıyla bizim tanımlamamız gereken şeyler var. Şunu bir kopyalayayım müsaadenizle. Hemen gidip ikinci sunucumda da bunu kopyalayayım. Ve Enter'a basayım. Ah bir dakika ya, bak burada ne dedi. Dedi ki yani kusura bakma ama unable to create VM 3333 because 3333 already exists on Node Proxy Server 1. Bunu da buradan şunu öğrenmiş ve anlamış oluyoruz ki aynı ID'yi her ne kadar iki tane benim farklı sunucum olsa da cluster'ımın içerisinde aynı ID'yi kullanamıyorum. Her makinenin farklı sunucularda da olsa farklı ID'lere sahip olmaları gerekiyor. İsimleri aynı olabilir, konfigürasyonları aynı olabilir ama ID'leri muhakkak farklı olmak zorunda dostlar. Bu işlemi de tamamladıktan sonra geliyorum. Şimdi buradaki bir tane şeyimiz var ya,
Bir diskimiz var, bu imajımız var. Bu imajı ilgili sanal makinenin şeyine, neden ben bunu seçtiğimde hemen kopyaladın? Onu anlamadım gerçekten dostlar. Ne yapacağız? Import edeceğiz. Neyi import edeceğiz ve nereye import edeceğiz? Diyoruz ki 3333 numaralı makineye, ID'li makineye Focal Fossa ya da Focal Server Cloud imajını import et. Nereye import et? Lokal LVM'in içerisine import et diyorum şimdiki. Çünkü o disk buradaki, bu sunucuya geleyim. Buradaki duran bu şu andaki bu disk Focal Server Cloud Image diski nerede duruyor? Şu anda bakalım şuraya gelelim. Burada muhtemelen göremeyeceğiz içerisini ama VM disklere baktığımız zaman burada yoktur. Container template'lerin içerisinde yok. ISO'ların içerisinde yok. Yani aslında o disk şu anda bunun içi. O imaj bu diskin içerisinde. Bu partition'ın içerisinde. Aynı diskten bahsediyoruz. O partition'ın içerisinde Proxmox'un lokal LVM diskinin içerisine dahil edeceğiz. Yani onu virtual disk olarak buraya almaktayız. Şu andaki yaptığımız işlem, bu yaptığı çalışma onu ifade ediyor dostlar. Onu bu makine içinde yapalım. Benim herhalde kullandığım bu terminalden kaynaklanıyor. Onun öyle bir ayarı vardı. Bir yerde seçtiğin şeyi kopyala diye bir ayarı vardı. Onu sonra düzelteyim. Şu anda işimiz daha uzun dostlar. Tabii 333 diye bir şey yok. Yine aynı hatayı yaptık burada. Onu düzeltelim. Tamam, import ediyor. Bakalım. Burada gördüğünüz gibi successfully imported disk işte LVM falan falan gidip kontrol edelim. Geliyorum. Proxy Server 1'e geliyorum. Ondan sonradan Local LVM'e geliyorum ve diski gördüğünüz gibi import etmiş durumda. Artık bu disk bu şablonların içerisinde, şimdi birazdan da bu şablona atamasını yapacağız. Diyeceğiz ki 3333 sen git bu diski kullan kendine ve bu diskte boot et ayarını yapacağız. Bu şu anda kullanabilir bir virtual disk haline gelmiş oldu. Buraya bakayım. Bu da daha henüz, bu da bitmiş. İkisi de her iki sunucumda da artık virtual disklerim hazır. Bakıyorum. Onda da hazır. Tamam. Buraya da gelelim. Bunu da kapatalım. Ondan sonra şimdi bunu ekledik. Sonra diyoruz ki 3333 ID'li makineye bir SCSI hardware'i ekle. Türü de Virtio SCSI PCI olsun. Ondan sonra sürücü sırası numarası 0 olsun. Slot olarak 0. slottan başlasın. Bunu da buraya da kimi ekle? Bu da şunu atar. Local LVM içerisindeki virtual disk olan 3333 numaralı diski de buna bu slotun içerisinde kullan demiş oluyorum dostlar. Bunu da tamamladık. Şunu bir kopyalayalım. Gelelim ikinci makinemize gelelim. Tabii ID'yi değiştiriyoruz. Fakat burada dikkat edin. Sadece ID'yi şeyde değiştirmek yetmeyecek. Aynı şekilde diskin de ID numarasını değiştirmemiz gerekiyor. İkisini de yaptığımız zaman böylelikle şeyi tamamlamış olduk. Veri sürücüsü olarak eklemiş olduk. Ondan sonra geliyorum. Diyorum ki bir de SCSI disk ekledim ama SCSI sürücüsü ekledim. Bir tane de Cloud Init için IDE sürücüsü ekle. Buna da ihtiyacı var şeyin. Bunu da makineye ekliyor. Bu IDE'den SCSI'ye konuşup, yani buraya temporary olarak alıp ondan sonra buradaki bilgileri gidip şeye yazıyor. Kalıcı diskin içerisine yazmasını sağlıyor sevgili dostlar. Buna da geliyorum. Ama burada yine ID'mizi değiştiriyoruz. Tamam diyorum. Bunu da eklemiş oldu. Ondan sonra ihtiyacımız olan bir şey var. O da diyeceğiz ki şimdi boot disk olarak, tamam mı, C sürücüsünü kullan ve SCSI 0 slotunu boot disk olarak kullan diye BIOS'a şu anda bunu yazmış oluyoruz. Bunu eklemiş oluyoruz. Sonra geliyorum. Aynı şeyi
İkinci sunucumda da yapıyorum. Yani bunu şöyle de yapabilirdik. Bütün bu ayarlamaları proxy'nin üstünde gerçekleştirebilirdik. Ondan sonra migrate edebilirdik. Ama migrate edebilmek için önce onu bir klonlaman lazım. Klonladıktan sonra klonu migrate edip ondan sonra tekrar şablonu dönüştürüyorsun gibi bir süreci var. Yani çok da benim bu birazcık daha hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi yapabiliyorsun. Aslında ben bunu bir script haline dönüştürüyorum ve ondan sonra bunların makinelerin üstünde daha hızlı bir şekilde kendi kendine yaptırıyorum. Sadece şu anda birlikte ders yaptığımız için şey yapıyorum. Peki şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu sanal makinenin QM agent'ı, tamam mı, varsayılı olarak enable olsun. Hiç ben bu makineye girip tekrar enable etmek durumunda kalmayayım diyorum dostlar. Bu ayarı yapmış oldum. Sonra artık bakıyorum makinelerimiz, tamam mı? Makinelerimiz hazır. Fakat bunlar gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir şey var. Şuradaki icon'a da dikkat edecek olursanız bu bir işte şey icon'ı, virtual machine icon'ı. Bunu template'e dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi makineyi template'e dönüştürmeden önce çalıştırabilir miyiz? Bunu elbette çalıştırabiliriz. Start diyebiliriz. Fakat tavsiye etmem. Çünkü bu makine çalıştığında boot ederken kendi işletim sisteminin içerisindeki mekanizma bu makineye bir makine tanımlayıcı ID'si atıyor. Machine ID, kimlik bilgisi gibi bir makineye ID ataması yapıyor. Bu ID bu network'teki çalışan sanal makinenin hatta fiziksel makine olsun o işletim sisteminin ni tanımlayan kimlik numarası oluyor. Ve böylece o makine o kimlik numarası ile o network'ün içerisinde tanımlanıyor. Özellikle DHCP operasyonunda DHCP sunucusu hangi makineye hangi IP'yi atadığını bu kimlik vasıtasıyla ayrıştırıyor. Eğer aynı ID'ye sahip bir birden fazla makine olursa bir kere o makineler şey karışacaktır. O network'te bir sorun çıkacaktır kesin. Benim daha önce başıma gelmişti. Bununla ilgili bir tecrübemiz oldu. Bize makineleri gönderen ilgili arkadaşlar şeyden klonlamışlar. Tek bir diskten klonlayıp makinelerin diğer disklerini şey yapmışlar. Ne yaşamıştık? Özellikle Windows'da Visus çalışmıyordu. Yani hiçbir şekilde makineleri update edemiyordu. Sürekli bu makineden zaten var, bu makineden zaten var hatası veriyordu. Örnek veriyorum yani daha teknik başka bir hata veriyordu da. Sonra onu öğrenip olayı çözene kadar her makinenin işte Windows'un onu düzeltmenin bir yönergesi vardı. Onların tek tek 150 tane makine tekrar yapıldı. Sıfırdan yeniden kuruldu. Kurulurken yeni bir sıfır birer tane ID alınması sağlandı. Ama şöyle söyleyeyim. Bu tespiti yapana kadar artık o 150 makinelik parkurdaki koşturmacayı ve sorunu arayıp araştırmayı ve çözümü üretme işi için gerçekten çok uğraşmıştık. Velhasılı bu makineler önce bu şekliyle kapalı kalacaklar. Ondan sonra bunları şimdi birer tane template'e dönüştüreceğiz. Template'e dönüştürmek de çok basit. QM template 3333 diyorum ve ikinci makine demişim. Çok pardon dostlar. Burada 3333 diye bir makine yoktur. Onun için verdi o hataya QM template 3333 diyorum. Ve böylelikle her iki sanal makinem şu anda birer tane gördüğünüz gibi iconları değişti. Artık bunların birer tane template olduğunu buradan da böylelikle anlıyoruz. Peki ben şimdilik buradan ne yapabilirim? Bundan sonra bu template'i kullanarak yeni sanal makineler oluşturabilirim. Bu da çok basit. Klon diyorum. Bir tane yeni klon oluştur diyorum. Klona diyorum ki işte adını veriyorum.
deneme diye bir isim vereyim şimdilik. Modunu linked clone mu full clone mu olsun diyorum. Ben her zaman full clone'u tavsiye ediyorum. Bu kendi başına bağımsız bir makine demek. Linked clone bu ilgili clone'a bağlı demek. Buradaki yapılan her türlü değişiklik bu makinede de oluşuyor anlamına geliyor. Burada kendisine bir disk oluşturuyor. Burada ise bu diski kullanıyor. Makinenin sadece hardware kısmını kullanıyor. Bir tane full clone diyorum. Target storage chain'i soruyor. Zaten burada gördüğünüz gibi link clone dediğim zaman herhangi bir target storage falan bir şey sormuyor. Full clone dediğim zaman same as source diyorum. Source'da ne varsa aynı target storage'ı kullan. Başka storage yapılarım olsa idi. Burada onlar belirecekti ve ben onları seçebilir idim. Ama öyle bir şeyim yoktur. Ondan sonra clone diyorum. Şimdi bunun oluşması esnasında şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ilgili sanal disk var ya 333 var ya, bu 333'ten yeni bir tane kopya oluşturuyor. VMDisk 0 adında bir tane kopya oluşturuyor. Bunu oluştursun dostlar. Tamam, sanal makinemizin oluşumu tamamlandı. Şimdi ben bu makineye doğrudan erişebilir miyim? Erişmek istiyorum. Ama doğrudan erişebilmek için bu makinenin herhangi bir şekilde şeyini bilmiyorum. Siz söyleyin. Burada şeyi yoktur. Siz söyleyin. Hangi kullanıcı adı, parola gibi bir takım şeylerimiz belirli değil. Bunların öncelikle sağlamamız gerekiyor dostlar. İkincisi, cloud image'ların tasarımları gereği aslında doğrudan şeyden terminalden bağlanmak yerine daha çok şey üzerinden bağlanması üzerine tasarlanmıştır. SSH ile uzaktan bağlanmak üzerine tasarlanmıştır ve bunu bekler. Şimdi bunun için kapatıyorum bunu. Bu bilgileri peki ben nasıl ekleyeceğim, nereden bileceğim ve nasıl gireceğim ben bu bilgileri buraya? Onları da ise gördüğünüz gibi buradaki Cloud Init opsiyonu var ya, Cloud Init aracılığıyla yapacağız sevgili dostlar. Bunu sen niye kapatmadın acaba? Cloud Init'e geliyorum. Gördüğünüz gibi bu Cloud Init ayarının altında şeyler var. User, password, DNS domain, DNS server, SSH public key, IP config gibi ayarlar var. Buraya gelelim ve diyelim ki şöyle bir hemen yönetici diye bir kullanıcı olsun. Ondan sonra parolası da XYZ olsun. XYZ de yanlış tuşa basmış olabilir miyim? Evet. DNS domainim yok. DNS server'ım var mı? Yok, şu anda ona da ihtiyacım yok. Bir SSH public key'e ihtiyacım var. Peki gidelim. Neredeydi SSH key'im? Hangi sunucudaydı? Onu bir bulayım. Bir dakikanızı alayım. Burası bir karışıyor. Şurada control server'ın altında olması gerekiyordu. Cat proxmox public key'i alalım. Şu public key'i alıp kopyalayalım. Getirip buraya yapıştıralım. Okey diyelim. Tamam mı? Ondan sonra bir de IP adresi verelim. Ne olsun? 118 olsun. Ondan sonra gateway de verelim. Standart. Tamam. Şimdi bu şekliyle olacak mıdır? Bu şekliyle olmayacak dostlar. Bunu bu ayarları regenerate image deyip bunları, bu bilgileri ilgili sanal sunucunun hard diskinin içerisine yazmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra start diyoruz makineye, çalışmasını sağlıyoruz. Ondan sonra çalışmasını açsın. İlk defa açacağı için bu şey yapacaktır. Hard diskten boot edecektir. Bu arada bakalım biz şey var mı şuralarda. Neyi eklememişiz biliyor musunuz dostlar? Aslında burada bir şeyi eklemeyi unutmuşuz. O sebepten dolayı muhtemelen çalışmayacak. Göremeyeceğiz, display etmeyecek. Çünkü öyle bir sorunu var. Şöyle geleyim ve size önce neyi eklemeyi unuttuğumuzu göstereyim. Serial port ekleyeceğiz. Tamam mı? Bir tane serial port ekleyeceğiz. Bu serial portun yaptığı işlemi şu, görevi şu. Şöyle bir durdurayım seni. O bir dursun. Ekran olarak kullanabilmek için, terminal ekranı olarak kullanabilmek için, tamam, default diyor ya, onu da gideceğiz, serial terminal 0'ı seçeceğiz. Bunu da
Okey dedikten sonra şimdi şunu demiş oluyoruz makineye. Çıktılarını ekran olarak sen şeyi kullan. Terminal ekranı olarak kullan. Onu da serial port üzerinden kullan diyoruz. Ondan sonra start ediyoruz. Tekrar makineyi başlattırıyoruz. Gördüğünüz gibi demin bize şeyi göstermezken, ekranı göstermezken bu şekilde ekranımızda gelmesini sağlamış olduk. Çalışsın makine. Evet. Yönetici. Ondan sonra password 1 girsin ve şu anda makinemiz bu şekilde hazır hale gelmiş oldu sevgili dostlar. Exit deyip çıkıyorum. Bu adımları izlediyseniz dostlar şu şeyi tekrar yapmanızı rica edeceğim. Şu makinenin geliyorum hardware'ine şeyi eklemenizi rica edeceğim. Serial port 0. Ondan sonra da display olarak da sıfırıncı terminali bu şekilde eklemenizi ve burayı bir düzeltmenizi rica edeceğim. Çünkü sonraki oluşturacağımız makinelerin şey yapmayacaktır. En azından yani Proxmox üzerindeki şeye geldiğimiz zaman siz söyleyin. Konsola geldiğimiz zaman ekran çıktısı görüntüsünü elde etmek istiyor isek bunu yapmamız gerekecek dostlar. Sonra geliyorum bu deneme makinesine. Artık bununla bir işimiz yoktur. Bunu sen diyeyim ki remove ediyorum. Ve böylelikle Proxmox üzerinde şablon sunucu oluşturma işlemimizi tamamlamış olduk dostlar. Bundan sonraki bölümde Terraform kısmı var. Terraform üstüne kısaca bir bilgilendirme yapacağım. Ondan sonra telefon kurulumu konusunda bir şeyim olacak. Onu üstünden geçeceğiz. Ondan sonra esas işimiz telefon kısmında cluster oluşturma ile ilgili yapacağımız çalışma olacak. Ve o da birazcık bu bölüme sığmaz. Şu an itibariyle zaten yaklaşık 45 dakika oldu. O bölümde sevgili dostlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın dostlar.